İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle patik modeli paylaşacağım. Bakın patiğimiz böyle fırfırlı, değişik bir model. Ön kısmı bu şekilde yaptım. Alt kısmı da kutucuklar yaparak patiğimi bitirdim. Buraya kutucuk yapmamın sebebi modelimiz kutucuk üzerine oluyor. Bakın altlarda kutucuklar var. Kutucuğun üstüne modelimizi uyguluyoruz. Alt kısmı bu fırfırlar yaparsak ayağımızın altını rahatsız edeceğini düşündüğüm için sadece kutucuk modelimizi uyguladım. Patiğimizin uç kısımdan başlanıyor. Daha sonra kutucuklar bir sıra kutucuk yaparak bir sırada şöyle fırfırlarımızı yaparak gidiyoruz. Şöyle 1 2 3. fırfıra kadar şu kutucuklarımızın aralarındaki zincir 2 tane zincir çektim. Daha sonra şu 3'ten sonraki sırada şöyle patiğimizin biraz daha genişlediği için orayı 3 zincir çekerek kutucuklarımın aralarında 3 zincir çektim. Daha sonra da bir sıra normal trabzan yaptım. Kutucuğumun üstüne patiğimizi ayırarak topuk kısmında yaparak patiğimizi bitirdim. Çok da şık bir patik oldu. Ben daha önceki videoların bir tanesinde patik ucu başlama tekniğini paylaşmıştım. Her videomda olduğu gibi bu videomun da açıklamalar kısmında mavi linki tıklayarak oradan bulabilirsiniz. Arkadaşlar trabzan sayım 45. Ve şöyle de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yani 6, 6 şeklinde yaptım. Bakın şöyle ben buradan biraz şöyle şuradan başlayacağım ki kutucuk yapacağız ya. Buraya kadar biraz yarıda dedim. Her zaman diyorum biraz geride başlayalım ki bakın şu görüntü için. Şu görüntü altta kalsın diye. Şimdi burayı arkadaşlar başlarken dediğim gibi bakın arada 2 tane zincir çekiyoruz. Yalancımızı alıyoruz. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyoruz. Yalancılı batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yalancımızı alıyoruz. Bir trabzan atlayıp diğer trabzana batıyoruz. 2 zincir. Bir trabzan atla diğerine. 2 zincir. Bir trabzan atlayıp diğer trabzana batıyoruz. Yalancılı batıyoruz. 2 zincir. Bir bat. Bir atla bir diğerine. Tekrar 2 zincir. Bakın bu battığım yer. Buraya değil de buraya. Bir tane trabzan hep arada bırakıyoruz. 2 zincir. Bir atla diğerine. Tekrar 2 zincir bir atlayıp diğerine. Bu sıra bu şekilde arkadaşlar. Bir atlayıp diğer trabzanın başına batıyoruz. Arada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu kısım böyle trabzan sadece kutucuk yaparak ilerliyoruz. Daha sonra üstte de fırfırlarımızı yaparak modelimizi yapmaya başlayacağız. Bakın bir tane atlıyorum diğerine. 2 zincir arada bir atladım diğerine. 2 zincir bir atladım diğerine. 2 zincir bir atla diğerine. Bu şekilde bakın başladığımız yere de geldik. Bir atla diğerine. Bir atladım diğerine geldim. 2 zincir. Hemen de bakın buradaki trabzana son kalan trabzanıma batıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bakın en sonunda buraya battıktan sonra şimdi tekrar 1-2 zincir çekiyorum. Yalancımı alıyorum. Buradaki direğe batıyorum. Şimdi ben demin modeli fırfırımızı yapacağız dedim ama bir üstte de bir kutucuk daha yapacaktık. Orayı atladık. Şimdi bu şekilde bakın. 2 sıra şöyle kutucuk yapıyoruz. Daha sonra modelimizi koyacağız. Aralarda yine 2 zincir. Direklerin başına bu şekilde batıyoruz. Bu sırayı arkadaşlar bu şekilde yapalım. 2 zincir çekiyoruz. Yalancıyı alarak hemen direğimizin başına batıyoruz. Bu sırayı bu şekilde yapalım.
Daha sonra fırfırları da beraber yapalım. Evet arkadaşlar, iki sıra kutucuğumuzu yaptım. Bakın şu şekilde iki zincir çekip her direklerin bakın şu şekilde batarak başlarına kutucuklarımızı yaptık. Şimdi burası ön kısım. Burası alt. Bu şimdi yandan hemen başlayacağız. Bakın şuradan hemen ben buradan başlayacağım. İki zincir çekiyorum. Yalancımı alıyorum. Bakın şuradaki direk. Bakın şu hemen ilk sıradaki direğe şöyle al, bakın şöyle alttan. Belden dolama modelimiz vardı. Aynı onun gibi buraya şöyle yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bakın şu şekilde. Daha sonra yalancımı alıyorum. Bakın şimdi de şurada. Düz tuttuğum zaman patiğimi şu şekilde bakın şuraya yapacağım. Buraya. Şurayı bir daha göstereyim isterseniz. Bakın arkadaşlar, normalde benim batmam gereken yer şurası, trabzanımın başı. Ama ben şöyle yalancımı aldım. Bakın battığım yer şurası. Böyle yaptıktan sonra şöyle bir yine batıyorum. 2 ve bir daha batıyorum. 3. Toplamda 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle patiğimi yine düz tutuyorum. Yalancımı alıyorum. Bakın kutumun hemen şu alt kısmına 3 tane yaptığım yerin bakın şöyle tutuyorum. Şöyle. Buraya da 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın görünüş şu şekilde. Yalancımı aldım. Şimdi bakın şuradaki şimdi şuna. Ama tutarken böyle değil de şu şekilde. Bu taraftan batırıyorum. 1 2 ve 3. Bakın şu şekilde oldu. Önce burayı yaptım. Sonra 6 ve daha sonra burayı. Şöyle göstereyim. Şuradan boş kutucuğumdan göstereyim. Bakın önce şuraya batıyorum. 3 kere tığımı şu şekilde yaparak batıyorum. Battıktan sonra araya zincir çekmeden şöyle alttan şu şekilde. Burayı yapıyorum 3 kere. Burayı da 3 kere trabzan yaptıktan sonra daha sonra yine zincir çekmeden bu şekilde batıyorum. Bakın böyle değil de bu şekilde. Şimdi tekrar yalancımızı alıyoruz. Bakın şimdi de şu üst kısım. Buraya 1 2 3. Şimdi tekrar yalancımı alıyorum. Tekrar ilk başta yaptığım gibi bakın buraya. 3 kere 1 yalancımı aldım. Tekrar aynı yere ikinci batışım. Yalancımı aldım. Tekrar aynı yere üçüncü batışım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada yanı yaptık. Şimdi alt kısmı. Burayı. Buraya da 1 2 ve 3. Yalancımı alıyorum. Şimdi bu yanı yapacağım zaman 6 yaptıktan sonra bu yanı yaparken böyle yapıyoruz. Şimdi bakın yine bu yan kısmı dediğim gibi buradan batırıyorum 3 tane. 1 2 ve 3. Bakın 3 tane daha trabzan yaptım. Bakın filelerimiz oluşmaya başladı. Şimdi tekrar üste bakın şurayı yapacağım. Burayı da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3. Tekrar şu direğe bakın buraya ama ne yapıyoruz? Alttan. Bu şekilde 3 tane 1 2 3. Şöyle düz tutuyoruz. Bakın şimdi şu alta yapacağız. Bakın yani şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yandan yaptık. Burayı 3 kere yaptık. Daha sonra şu altı yapıyoruz 3 kere. Daha sonra şurayı yandan şu şekilde tığımızı buradan batırarak yapıyoruz 3 kere. Daha sonra da şu üste buraya yapıyoruz. Daha sonra buraya
O şekilde kutucuklarımızı takip ederek yapıyoruz. Şimdi bakın ben 6 yapıyorum burayı. Şimdiki sıramız burada. Yine 3 kere batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi yalancımı tekrar alıyorum. Ve bakın benim yapacağım yer şimdi burası. Yana. 1, 2, 3. Tekrar yalancımı aldım ve bakın şimdi buraya. Bu kısım. 1, 2 ve 3. Şimdi nereye yapıyorum? Bakın şimdi buraya. Böyle tutuyorum. 3 kere. 1, 2 ve 3. Yalancımı alıyorum. Bakın şimdi 6. 1, 2, 3. Yalancımı alıyorum. Bakın şimdi burayı yapacağım. Burayı şu şekilde. Bakın görünür. Böyle bir fırfır modelimiz oluyor. Şimdi yine üstü yapacağız. Yani arkadaşlar şöyle trabzanlarımızı yaparak şöyle şu bakın şu şekilde batma işlemimizi yapacağız. Tekrar şu üst kısma 3 tane trabzan. 2 şöyle 3. Şimdi bakın yapacağım yer bu trabzan buradan. Bir, iki, üç. Şimdi yine yalancımı alıyorum. Batacağım yer bakın şu kısım. Bunda ne yapıyorum? Şöyle alttan. Yine üç kere. Şimdi de yapacağım yere bakın şu kısım. Sıradaki direk. Şöyle üç kere yine. Şimdi bakın bu kısım. Bakın şimdi buraya geldik. Hep sıradaki direkleri yapıyoruz. Şöyle düzde tutup bakalım. Burayı da kenara kadar yapacağız. Şimdi bakın şu alt kısmı bir daha yapıyoruz. 1 3 Tekrar yalancımızı alıyoruz. Bakın şuradayız. 1 2 ve 3 Şöyle tutalım düzgün. Evet yine yanda biraz bakın şöyle bir tane de bakın bu yanda duruyor. Burayı da tam yanda yine yapalım fırfırımızı. Şimdi bakın şöyle fırfırımızı şöyle çektiğimiz zaman bakın yapacağımız yer belli. Şimdi burayı yapıyoruz. Daha sonra burası, burası ve burası. Tekrar yalancımızı alıyoruz ve şu üst kısım bakın şuraya yine 3 tane. 1 2 ve 3. Yalancımızı alıyoruz. Yapacağımız yer şurası. Şöyle 1 2 ve 3. Bakın arka kısım duruş bu şekil. Şöyle bir tane daha mı yapalım? Evet. Yalancımızı alıyoruz. Bakın şu alt kısım. Şimdi burayı yapıyoruz. Şöyle. 1, 2 ve 3. Yalancımızı alıyoruz. Bakın yapacağım sıradaki direğim burası. Ama altı yaptıktan sonra benim batış şeklim şu şekilde olacak. 2 ve 3. Şöyle düzgün yapalım. Şöyle evet bakın burada kenar. Burası da kenar oldu. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Hemen bakın şuraya sıradaki direğe
battım. Yine 2 zincir, yine direğe. Yine tekrar kutucuklarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir, kutucuk. 2 zincir, direğe battım. Kutucuk yaptım. Bakın 2 zincir yaptım. Bakın hemen şurada. Biz burada bunu yaparken şöyle ilk batmıştık ya, şöyle ilk direğimizi şöyle yandan battık ya. Bakın bunu böyle yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz ve şu ilkine şöyle şöyle yapıyorum. Bakın şuradan battım. Bakın bunu şu şekilde yapmıştık ya. 3 tane yaptık. Hemen bu, ben o 3'ün 3 tane yaptığımın ilkine batıyorum. Şöyle bir kutucuk yaptım. 2 zincir çektim. Şöyle hemen bakın. Şurası, bakın kutucuğum olan yer. Şu kısım kutucuğum. Hemen buraya 2 zincir. Hemen bakın şöyle yapıyorum. Hemen buraya 2 zincir. Bakın buraya. İki zincir. Böyle tuttum. Bakın bunu böyle alıyorum. Hemen buraya. İki zincir. Hemen. İki. Hep aralarda iki zincir. Ama üçüncü fırfırımızı yaptıktan sonra aralarda üçer tane zincir çektim ben. Böyle bunu hemen buraya yapıyorum. Bakın buraya da. Bakın battığım yerde şurası arkadaşlar. Bakın şurada hemen yer var belli. 2 zincir. 2 zincir. Bu sıra bu şekilde. Şimdi bu sırayı kutucuk olarak devam ediyoruz. Daha sonra bir sıra daha kutucuk yapacağız. Hep 2 sıra kutucuk yapıyoruz. Ondan sonra da modelimizi, fırfırımızı yapıyoruz. Bakın yine burası şu şekilde. Şimdi 2 zincir. Bakın. Burada bir şey yok. Buraya battım zaten. Bakın burası kutucuk devamı olan yer. Burayı da şöyle yine şu direğime batıyorum. Bakın bu şekilde. 2 zincir, yine direğe batıyorum, kutucuk yapıyorum. Bakın görünüş bu şekilde. Bakın şimdi tekrar her kutucuğun üstüne tekrar kutucuk yapıyoruz. 2 zincir direğe bat, 2 zincir direğe bat, 2 zincir direğe bat şeklinde yapıyoruz. Tekrar buraya da gelince yine modelimizi yapacağız. O kısmı da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın toplamda fırfırımızın üstünde 2 tane kutucuk oldu. Modelden sonra hep 2 tane kutu yapıyoruz. Daha sonra tekrar modeli uyguluyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bakın buraya başına batmamız gerekiyor normalde. Şuraya, ama biz buradan. Bakın buraya batmıyorum, buraya. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Yalancımı alıyorum. Şimdi bakın şu alt kısma. Alttan yukarı doğru şöyle 1 2 ve 3 yalancımı alıyorum. Şimdi bakın şuraya şöyle bu taraftan böyle batıyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3 Şimdi üst şu kısmı yapıyoruz. 3 tane trabzan. 3. Tekrar şuradaki direğimize yandan şu şekilde 3 tane trabzan. (2 ve 3) Şimdi yalancımızı alıyoruz. Şu alt kısma yine 3 kere trabzan yapıyoruz.
Hep trabzanlarımız 3 tane olacak. Şimdi şu kısma yapıyoruz. Ama dediğim gibi 6 yaptıktan sonra yanı yapıyorsak, bakın şuradan, bu taraftan batarak yapıyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar üst kısma. Bakın şurayı yeniden dediğim gibi 3 tane, kaç oldu? Şöyle bakalım. 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. Hemen yalancım alıyorum. Tekrar bu direği bakın şuradan, yandan yaparak yine 3 tane. Yalancımı alıyorum. Şimdi şu alt kısma, alttan yukarı doğru 3 tane trabzan yapacağım. Aynı şekilde şöyle alttan 2 ve 3. Tekrar yalancımı aldım. Şimdi bakın bu kısım yine yandan 1, 2 ve 3. Şimdi sırada hangisi var? Bakın şu hizadayız. Şimdi üstü yapıyoruz. 3 tane yine 2, 3. Şimdi sıradaki yer bakın burası. Yandan 1, 2 ve 3. Şimdi bakın buradayız ve şurasını yapacağız. Alt kısmı. Alttan yukarı doğru batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bakın bu şekilde şu kısım şimdi. Yine 3 tane trabzan. Yine şimdi üst kısım. Kutucuğumuzun hizasını takip ederek hep direklere, başlarına değil de şöyle direklere batıyoruz. Şöyle alıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi alt kısmın bakın şurası, alt kısmı şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi de yan kısım 1, 2 ve 3. Tekrar bakın şu kısım yine 3 tane trabzan. Şimdi bu direğimiz. Şimdi yine alttayız. İp direklerimizi takip edeceğiz. 2 ve 3. Tekrar yalancımızı alıyoruz. Bakın dönüyoruz şöyle. Yine direğimizi. Bakın şimdi bu kısım. 1 2 3. Tekrar bu kısım. 2 şöyle çeviriyorum ve şuradaki direğe yine 3 tane. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum ve hemen önümdeki direğin başına batıyorum. Kutucuk işleme devam ediyorum. Arada 2 tane zincir. 3 sıra fırfırı yaptıktan sonra ben biraz dar geldiği için 2 zincirden 3 zincire çıkardım. O da size kalmış bir şey. El ayarınıza bakın, ona göre 3 ya da 2 ile de devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde şimdi kutucuğumuzu yapacağız. Fırfırlarımızın üstünde kutucuk yapmayı da bir daha göstereyim. Burası normal 2 zincir, direğe bat. 2 zincir, direğe bat. 2
Şimdi bakın iki tane zincir çektim. Bakın ilk şu trabzanın ilk şöyle yandan battığımın bakın hemen ilkine şöyle başına batıyorum. İki zincir çekiyorum şöyle. Pardon burası. Tabii kısım. Bakın böyle şimdi buraya. Hemen bu kısma battım. İki zincir. Hemen bakın şunu şöyle yapıyorum. Hemen buraya. İki zincir. Hemen buraya. İki zincir. Şöyle hemen. Şu kısma battık. İki zincir. Burada zaten yer var. Tekrar iki zincir. Bakın. Bakın şöyle hemen şuradaki hemen direğe batıyorum. Bakın görünüş bu şekilde. İki zincir. Şimdi kutularıma yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu alt kısmı böyle yapıyorum. Daha sonra da üste hep iki kutu üst üste model uyguladık. Şimdi bir tane yaptık bir kutucuk. Bir sıra daha kutucuk yapıyoruz. Daha sonra da yine modelimizi yapacağız. Orayı ben size bir kere daha göstereyim. O kısma gelince yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar iki kutu yine iki sıra kutu yaptıktan sonra tekrar modele geçiş yapıyoruz. Bakın iki zincirimi çektim. Şöyle yalancımı alıyorum. Bakın yapacağım yer burası. Burada yaparken yine dediğim gibi bakın şöyle. Burayı böyle batıyoruz 3 tane. Daha sonra alt kısmı. Daha sonra yandan şöyle 3 tane. Daha sonra da şu üst kısmı yaparak direklerimizi takip ederek modelimizi yapıyoruz. Şimdi 3 taneyi yapıyorum. Yalancımı aldım. Bakın şu kısım. 1 2 3. Yalancımı aldım. Şöyle patiğimin şu kısmını ama buradan. 1 2 ve 3. Şimdi şurayı. 1 2 3. Şimdi şu kısım. Tekrar şu kısım. 1 2 Evet şimdi şu yan kısmı yapıyorum. 3 tane trabzanımı. 3 Şimdi şu üst kısmı. 2 Ve şimdi şuradaki yandaki trabzanımın yine belinden dolayarak 3 tane trabzan. Şimdi şöyle bakın şurada. Ben şimdi burayı yapacağım. Burası, sonra burası. Yani bu şekilde yaparak şu direklerimizi takip ediyoruz. 3'er tane trabzan yapıyoruz. 3. Tekrar yan kısım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bu şekilde bu sırayı
Bu şekilde bakın 3 tane oldu. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Üst kısma gelince 2 sırada kutucuk yapıyoruz. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın şu arka kısım hep kutucuk olarak ilerliyor, devam ediyor burası. Daha sonra da bir sıra trabzan yapacağız. Trabzanlarımızda bakın kutumuzun içine bir tane, direğe bir, kutunun içine bir, direğe bir. Bu şekilde. Çünkü burada yaparken bir atladık, bir battık. Bir attık, diğerine battığımız için burada da arada sadece bir tane trabzan yapacağız. Bu şekilde yapalım. Daha sonra ayırma işlemimizi de birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle fırfırımızdan 5 tane yaptım. Daha sonra bir sırada kutu, bakın şöyle kutucuk işlemimizi yaptım. Üstüne de bakın bir direğe battım. Bir ortaya bir direği, bir ortaya bir direği şeklinde trabzanlarımı da yaptım. Şimdi ayırma işlemi yapacağım. Ayırma işlemini de ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın şunun, şurada mesela göstereyim. Bakın şuradaki yukarıda olanın, şurada yani başladığım yerin şu ilki, üstte olanın yerinden, ilk direğinden. Buradan da şu şekilde bakın şuradan şu kısma kadar. Ortada bu kadar bırakıyorum yani. Tabi siz ayağınızı giyip deneyin, ona göre de ayırma yapabilirsiniz. Burayı birlikte yapalım, göstereyim size. Normal trabzan artık fırfır yapmıyoruz. Bakın. Yani şöyle bir ikinci kutunun hemen şuradaki direğe. Öyle daha iyi, evet. Birinci ikinci kutunun hemen direğine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Arkayı döndüm. Tekrar trabzanıma yine devam ediyorum. Diğer uca gidene kadar. Normal trabzanlarımızı yapıyoruz. Hızlı hızlı yapıyorum ben burayı. Normal trabzan olduğu için, model göstermeyeceğim için normal yaparak şu fırfır yerimize gelene kadar bu şekilde devam edelim. Burayı da böyle tuttuğumuz zaman bakın şu üst dediğim gibi, bakın buradan da modele başladığımızın şurası değil burası, bakın birleştirdiğimiz yer burası değil, ilk kutu bu da ikinci kutu, tam direğine yaptım en son 3 zincir çekiyorum, tekrar dönüyorum topuk kısmıma gelene kadar da her zaman patiklerimizde yaptığımız gibi bu yan taraflarımızı bir uçtan bu uca gidene kadar yapacağız. Topuk yerimiz gelene kadar. Bakın arkadaşlar. Tabi ben bu şekilde ayarladım. Siz daha isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ayağınızı ölçüp yapsanız daha da sağlıklı olur. Şimdi yan tarafımızı sayalım. Bakın burası normal bir sıra trabzan yaptığım yer. Hemen bir üstü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'de mi yapmışız? 12'de mi, daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'de. Evet 12'de bitirmişiz. Yani 10. sırada topuk için yerimizi ayarlamışız. 10. sıramıza geldiğimiz zaman arkadaşlar, her zaman topuklarımızı yaptığımız gibi buradan sayımızı sayacağız. Buradan ortada da kalan 6 ya da 7 tane trabzanlı topuk işlemimizi yapacağız. 10. sırayı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar 10. sıramı yaptım. Bakın burada 12 tane trabzan yaptım. Buradan da 12 yapınca ortada 6 tane trabzanım kalıyor. Yani 16 tane trabzanın üzerine, 6 tane trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bu kenardaki trabzanlarımı yine aynı şekilde yapıyorum.
Uca kadar gideceğim. Tekrar şu orta kısma gelince sık iğne bölümümü tekrar yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar orta kısma geldim. Yine orta kısımda bakın 1 battım, 2 battım, 3 battım. Hepsini birden çektim. Tekrar 1, 2, 3 battım. Hepsini birden çektim. Şimdi tekrar trabzan olan bölümümüzü aynı şekilde yapalım. Tekrar orta kısma gelince yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar tekrar orta kısma geldim. Bakın ortada 2 tane deliğimiz var. Şimdi birine battım, ikincisine battım. Hepsini birden çektim. Tekrar trabzan olan bölümümü aynı şekilde yine yapıyorum. Uca kadar gideceğiz ama geriye dönmeyeceğiz. Uca kadar gittikten sonra sık iğne işlemimizi yapacağız. Şimdi bakın uca kadar geldikten sonra her zaman aynı şekilde yapıyoruz. Böyle çeviriyoruz. Şu ilk başta bakın şurada zincir çektiğimiz bölüm. Buraya batıyoruz. Şu ilmeğimizi de içinden geçiriyoruz. Şöyle bir de zincir çektik. Şimdi her trabzana alttaki ile üstteki eşit olacak şekilde sık iğne yaparak, başlarına batarak trabzanlarımızın sık iğnemizi yapıyoruz. Kısma da geldik. Bir zincir çektik. Evet, ipimizi koparttık. Şimdi arkadaşlar tercihinize kalmış. Ben sık iğne geçtim etrafından. Eğer siz de isterseniz geçebilirsiniz. İsterseniz pati bu şekilde bitirebilirsiniz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle yine arkadan başlıyoruz. Şöyle. Bakın şuradaki yuvalarımızın içine şöyle batıyoruz sık iğne. Kaç sık iğne alıyorsa 1 ya da 2 veya 3 alır. Ona göre kendi el ayarınıza göre bu yuvalarımızın içine sık iğnelerimizi yapalım. Bakın bu şekilde başladığımız yere kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sonra da ipimizi kopartalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sık iğne işlemimizi bitirdik. İpimizi de sakladık. Bakın diğer patiğimiz de bu şekilde. Yine çok şık, yine gösterişli bir model oldu. Fırfırlar ayrı bir güzellik kattı patiğimize şu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.